Merhabalar sevgili izleyenler. Sıcak yaz günlerini gerilerde bıraktık. Artık havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Herkes kış hazırlıkları yaparken biz de burada sizler için kışlık örgüler göstermeye çalışacağız. Çok güzel örnekler var bugün yine. Bir konuğumuz var. Mihriban gibi o da örgüler örüyormuş. O kendisi hem Selçuklu Belediyesi'nde hem de halk eğitimde bir yandan el nakışı gösterirken, öğretmenlik yaparken bir yandan da hobi olarak örgü örüp hem satış yapıyor hem de örnekleri insanlara göstermeye çalışıyormuş. Aynı Mihriban gibi. Evet, Mihriban var. Bugün Şerif Hoca'nın var Çin'de. Hatice Hoca'nın yine kordeye nakışında bizlerle beraber. Ayşe Hocam resimde bizimle beraber. Ona biz buradan psikolojik baskı yapmaya başladık. Hocam kumaş boyama, resimler istiyoruz. Tuvaller de çok güzel ama mutlaka kumaş boyama, manzaralar istiyoruz diye. Sizler için yakında o da kumaş boyama resimler yapmaya başlayacak buradan. Ve Fatma Hocam var Karatay Belediyesi'nden, biliyorsunuz daha geçen dönemde onunla birlikte ve öğrencileriyle birlikte defileler yapmıştık. Bu yıl neler yapacağız? Yine onunla kısa sohbetler yapacağız. Biz hiç vakit kaybetmeden hemen Ayşe Hocam'ın şu kumaş boyamasını, bir tablosunu gösterelim. Evet, çok ince çalışıyor Ayşe Hocam kumaş üzerinde, tuvalde de öyle ama kumaşta kumaş onun ilk göz ağrısı zannedersem, evet, değil mi hocam? Yaklaşık 14 yıl önce yaptığım bir çalışma. Evet, artık bunu gözü kapalı yaparsınız herhalde. Tabiri caizse süper olmuş, ellerinize sağlık, gerçekten sağ çok harika. Biz çok kısa zamanda, çok yakın zamanda, evet, kumaşın üzerine manzara resimleri. Tamam Mukaccar Hanım, canı sağ olsun. Evimde var, astım. Yıllardır onu biliyorum. Her gördüğümde sizi anıyorum. Çok süper, çok güzel olmuştu. Çok yıllar önce bir yapmıştınız, hı-hı, bana, evet, hediye. Kumaş boyama gösteriyorduk o zaman burada yıllar, evet, önce. Evet, kumaş boyama, hı-hı, gösteriyorduk. Ama o kumaş boyamanın üzerindeki çalışmalarınızın çok farklılarını istiyorum ve bekliyorum. Tamam, tamam Mukaccar Hanım. Tamam. Seçeceğim sizin için hafta sonu. Kurs ne alemde? Hemen Mihriban'a geçmeden önce o zaman bir bahsedelim. Kursumuz son derece hareketli. Öğrencilerimiz telefon açıyorlar. Öğrencilerimize çok buradan güzel duyuralım. Evet. Çok güzel. Cumartesi günü 10'dan öğleye kadar ben duracağım. Saat 1'e kadar, 1.30'a kadar orada durmaya çalışacağım. Hı hı. Hafta içinde de Sevil Hocam duracak 10'dan 4'e kadar. O bekar olunca daha özgür benden. Evet. O da hafta içi 10'dan 4'e kadar duracak. Bu merak edenler, görmek isteyenler ya da öğrenci olarak kaydolmak isteyenleri, hı hı, duyuruyoruz. Özellikle ne zaman başlayacak? Evet. Evet, hemen bu hafta dolduğu an diğer pazartesi, artık geçtiğimiz pazar, gelecek olan pazartesi başlayacağız. Yani dörderli, beşerli gruplar oluşturduğumuzda, çünkü çalışan hanımlara yönelik olduğu için. Evet, özellikle çalışan hanımlar. Bazen hemşirelerde de oluyor. Hani onların bir iki dışarı bir içeri mi ne, öyle bir şeyleri var galiba. Nöbetleri var. O dönemlerde canları sıkılıyor olabilir. Hı-hı. Çoluk çocuk olmayıp da gelebilirler. Hem de deşarj olmak için. Hı-hı. Bu şekilde bir şey düşündük. Çok güzel. Bekliyoruz. Hocam. Gerçekten Çin'i talepler de var. Çin'i ve resim var. Çin'i var, resim başka var. Başka olacak. Ebru var. Zübeyde Hocam sizinle birlikte olmak istediğini söylemişti. Katılacak mı? Evet. Bilemiyorum. Gelirse buyursun gelsin. Kapımız her zaman Zübeyde Hocam'a açık. Neden olmasın? Tabii mi ki. Memnuniyetle. Tabii ki. Bunlar var. Bir de şey söyleyelim. Adres söyleyelim. Tabii. Buyurun. Hani hep reklam yapılmaması için dikkatli konuşmak gerekiyor. Ha, firma isimleri söylemeden tarif etmeye çalışalım. Buyurun hocam. Aziye Caddesi, Yusuf Ağa Sokak. Şey, Pürçüklü Han'mış apartmanın adı. Pürçüklü Han diye geçiyor. Pürçüklü Han. Evet, evet. Hı-hı. Oradan bulabilirler. Böyle eğimli bir sokak. Peki semt olarak ne tarafta? Eski garaj. O Ahmet Efendi Çarşısı'nın oralarda. Neresi hocam? Ama ben ne diyeceğiz? Sanki Mevlana diyeceğiz o taraflarda. Mevlana Çarşısı'na yakın. Aa, çok güzel, ha, çok güzel. Ha. Ben eski öğrenci nereden aklımda kalmış? Şimdi reklam yapmamak için sürekli dikkatli olacağım. Bir yer var, söylersek reklam alacak. Hocam telefon numaralarınıza buradan ulaşırlar. Evet. Yardımınca bankalar var hemen. Evet.
O zaman kolaylıkla evet, bulabilirler. Evet, Kontevi'yi arayacaklar. Sizin numaranızı alacaklar. Benim numaramı alacaklar. Elde edecekler. Hı-hı. Benim numaram açık artık. 24 saat açık mı diyormuş. Değil mi? O kadar da değil. Çok güzel, arasından. Çok güzel hocam. Tabii talebe bağlı. Talebeye göre tabii. Hafta içerisinde kurslarda oluşturabilirsiniz. Tabii mesela hafta içi bir grup oluştururlarsa bu ahşap boyama kursu da verebiliriz. Hı-hı. Yani illaki sadece ben resim göstereceğim diye bir şart yok. Hı-hı. Ahşap boyama kumaş istiyorlarsa. Kumaş boyama var kumaş bunun boyama içerisinde. Da var. Yağlı boya tablolar, kara kalem çalışmaları, evet, resim evet. var zaten. Yani bu kara kalem çalışmalarını istiyorlarsa ahşap gravür var. Çalışmaları onlar Hı-hı. var. Evet, her türlü şey her açıyoruz. Türlü çalışma var. Evet. Ne yapalım? Bütün Konyalılara duyuralım o Teşekkür zaman ediyorum, buradan. Sağ gelmek olun, isteyen herkes Hı-hı. çalışıp da özellikle hafta içerisinde hiçbir evet. yere gidemeyen bayanlar, tabii bizim öğrenciler. Bir de fevrilik var işin içinde. Hani böyle bir emir illa şu saat gireceksin, bu saat çıkacaksın gibi bir şey olmadığından dolayı hı hı. çalışan hanımlara da zaten bu zor geliyor. Bir evet. türlü istikrar sağlayamıyorlar o şey düzen konusunda. Hı hı. Ama bizimkisinde tabii ki bir özgürlük söz konusu. O zaman istek üzerine saatleri de tekrar ayarlayabiliriz diyebilir misiniz? Tabii tabii. Tabii yani siz hani 10'la 1, 2 gibi sınırlama Şimdi biz bu, yapmıyorsunuz. Şu saati, şu dönem öyle. Evet, bu şekilde söylememin sebebi hani gelip de bizimle görüşmek isterlerse diye. Kayıt anladım. Dönemi boyunca. Anladım. Ondan sonra tamam. artık kendimiz bir plan uygulayacağız. Tamam. Anladım hocam. Tamam, kolay gelsin diyorum. Ben teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun. Evet, merhaba Mihriban canım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Elhamdülillah. Ben de çok iyiyim. Evet, geçen hafta çok güzel bir şal örneği göstermiştik. Evet. Hemen şöyle ben bir kaldırıp bu herhalde tam bitmemiş daha. Şişler var. Misinalı şişlere mi taktın misinalı sen bunu? Misinalı şişlere taktım. Biraz normal şişte ağır oldu örmesi. Hı-hı. Arttığı için o yüzden misinalı şişe taktım. Çok daha rahat, çok daha kolay. Daha rahat örüldü evet. Hı-hı. Çok güzel ve aslında çok kolay bir örnek. Çok böyle basit. İlk bakışta sanki aman nasıl olacak bu zor falan gibi evet. geliyor ama değil mi? Yaptıktan aslında sonra. Çok basit aslında bu eski bir örnek hani çok eskiden kazaklar, süveterlerde çok kullanılırmış bu model bebek Hı-hı. battaniyelerinde. Bebek battaniyelerinde de. Bu battaniyesi de çok güzel oluyor. Evet. Kalın iplerle. Evet. Çıkmasın ilmekleri çıkartmayalım. Evet, bunu senden şu toplamasının nasıl olduğunu. Toplamasında evet biraz karıştıranlar olmuş. Benim yanıma gelen müşterilerimizden aldığım kadarıyla. Bak toplamasını zaten genelde örgü yapanlar çok rahat bir şekilde yapıyor. Biliyorlar. Şu toplama uzatma kısmında takılanlar olmuş. Ben onu bir kez tane daha. Başladım. Tamam, bir kez daha kısaca bir gösterelim. Şimdi bu 9 ilmek oluyor. 9 ilmek artırdıktan sonra. Evet, şu an ekranda. Şöyle. Tek ilmekle başlıyoruz, değil mi? Yok, 5 taneyle başladım. 5 taneyle mi başlıyoruz? Kenara 2 tane, kenarlardan 2 tane düz götürdüm. Ortada bir tane, onun kenarlarından devamlı artırdım. Tamam. Şimdi bu tam ortasına kadar geliyoruz. Bu sırada hiç artırma yok. Şu anda uzatmaları yapacağım sıradayım. Hı hı. Tam ortadaki 5. ilmeğe geliyoruz ve bu 5. ilmeği de örüyorum şu şekilde. Ve bakın bu artırdığım delikleri sağ tarafa batarken sol şişimi kullanıyorum. En yukarıdan başlıyorum. Buraya tığımı batırıyorum ve başını doluyorum. Bunu çekiyorum. Ve çektiğim bu ilmeği örüyorum buradan. Evet. Daha sonra altındaki deliğe batıyorum ve buradan tekrar aynı şekilde uzatıyorum. Biraz gevşek olursa daha iyi olur çünkü sıkıştığı zaman göstermiyor çok fazla. Tekrar Aha. bir altına. Her seferinde bir altına iniyorum. Evet. Tam ortaya geldiğim zaman ortada ortadaki ilmeğe de batıyorum. Yani delikten hariç bakın şurada bir ilmek var. Hı-hı. Buraya da batıyorum. Bu sefer şimdi sağdaki şişimi kullanıyorum. Evet. Sol tarafa batarken. Yine bu sefer yukarı doğru teker teker alıyorum deliklerden. Her çıkardığımız ilmeği Her takıp örüyoruz. Her takıp örüyorum. Bunu arkadan gelirken keseceğim zaten. Gayet bol bırakmaya evet. çalışıyoruz. Bunlar püf noktaları zannedersem değil mi Mihriban'cığım? Sıkı olduğu zaman o çok küçük oluyor. Bir de arkadan topladığımız zaman iyice sıkışıyor. Çünkü hepsini bir alacağız artırdıklarımız. Toplamda bu artırdığımız ilmekler 8-9 tane oluyor ortadaki evet. ile. 4 tane delik var çünkü. Bir de ortaya batıyoruz. 9 oluyor. Bu kalan yani ilmekleri örüyoruz. De ördüm. Hı-hı. Şimdi arkaya geçiyorum. Yine arkada hiç artırma yok. Bunları teker teker ters olarak gidiyorum ve şimdi artırdığım ilmeklere geliyorum.
Ve burada şimdi 9 tane var ama artmaması için 10 tane alıyoruz. Çünkü bu 9 taneyi kestiğimiz zaman bir ilmek daha çıkmış olacak. Evet, doğru. O yüzden 10 taneyi alıyorum. Ve ters olarak hepsini birden bir kere de örüyorum. Ve diğer ilmekleri örüp başa geliyorum. Evet, belki de o şeyi bilememişlerdir Mihriban'cığım. Hani 9 tane artırdığımızı 10 tane olarak alıyoruz, topluyoruz evet. Ya. Onu belki bilemeyince örnek tamamen karışır o zaman. Evet. Tekrar şöyle, evet, çok üçgen güzel. Üçgen örmek isterlerse de yine 5 ilmekten bu şekilde tek baklavayla başlayıp bu örneği koyduktan sonraki sırada yine bu kenardan 2 ilmek sürekli gidecek şal boyunca. O aradan birer baklava da bu tarafı artırırlarsa evet. Düzgün bir şekilde üçgen çok olarak güzel. Devam eder. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Evet, burada çok hoş bir patik var. Evet. Çok değişik ve çok güzel olmuş. Evet. Berat Hanım'ın kulakları çınlasın. O da böyle farklı şeyler evet. Getirmişti. Ellerine kollarına sağlık. Ona çok teşekkür ediyorum buradan da. Torunum olacak diye o da yapmış getirmiş evet. Bana hediye olarak. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Beni çok sevdiğini ve torunuma onları hediye yaptığını söyledi. Ellerine kollarına sağlık. Bu da çok güzel olmuş. Evet. Onunkilerden daha farklı bu da. Bu farklı bir model. Yine tığla yapılan bir model değil mi? Yine patikleri bu model için de Sibel alalım. Hanım'a teşekkür ediyorum. O dün çarşamba günü çekimi olduğu için dün gelmişti o dükkana. Küçük model olarak getirdi. Birlikte yaptık onunla. Ne güzel, ne güzel. Sizin müşterilerden bir tanesi mi? Evet, müşterilerimizden. O zaman biz böyle duyuralım. Farklı örnekler varsa size getirsin. Mesela yapamadıkları olduğu zaman şu örnek değil mesela mi? Aydanur Hanım getirmişti bunu da. Kendisi model olarak almış ama çıkaramamıştı. Bir günlüğüne bana getirdi. Evde biraz uğraştıktan sonra annemle yengemle beraber ortaya çıktı. Çıktı. Çıkaramadıkları örnekleri, farklı yine olan yani örnekleri. Yapabildiklerimi değil mi? Geldiği kadar getirsinler. Yapmaya çalışıyorum. Çok güzel, harika. Hem burada biz yapıp izleyicilerimize gösteririz. Evet, onlarla paylaşıyoruz. Peki nasıl yapılıyor Mihriban'cığım? Bu patiklerden yapmak isteyenler nasıl yapacak? Şimdi bunu ben biraz büyük oldu ama bunun küçüğünü isterseniz burada kısaca anlatayım. Bunda sen bilirsin. 20 tane zincir çekmiştim. 15 tane çekeyim şimdi. Tabii bu zincir daha fazla da olabilir. Hani kendilerine yapmak isterlerse ayak ölçüsüne göre sayısı artabilir. Şimdi bu zincirimizi çektikten sonra başını doluyoruz ve bu zincirin üzerine her zincire birer tane dolgu yapıyoruz. Ve bu ilk battığımız yere 4 tane batıyoruz. Çünkü tam burada artırmamız gerekiyor. Düz gitmesi için diğer kısmı. Evet. Ve şimdi her zincire birer tane batıyoruz. Bu arada hemen patikleri bir gösterelim arkadaşlar. Evet, şimdi başladığımız kısım şöyle. Şu orta alt kısımdan başlıyoruz. Gayet kolay. Her mesela şöyle bakarak bile baktıkları zaman değil mi? Yapabilirler. Yapabilirler. Sadece şu üst kısmına geçerken orada bir ayrıntısı var. O sırayı bitirdikten sonra mı Mihriban? Şimdi bu şurayı göstereyim. Ondan bir sıra tekrar aynı şekilde öreceğiz. Ondan sonra ben burayı yapayım. Şimdi şuradan da bakın zincirin üzerine doldurdum. Ve tam bu uçtayım. Buraya yine 5 defa batıyorum. Buradan yine artıyor. Yuvarlak olabilmesi için değil mi? Şöyle dönebilmesi için. Şu yuvarlak olan kısmı için. Evet. Yani oradan zincirin diğer tarafına döneceğiz. Şöyle bakın buraya döndükten sonra bu sefer bu dolguların karşı tarafına batıyoruz. Yani bunu U şeklinde dolanmış olduk. Evet, o sırayı da o şekilde tamamlayacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Bu sıradan sonra bir sıra daha etrafını öreceğim. Ondan sonra bu yan kısımları üst kısmına geçeceğiz. Bu orayı ondan sonra aynı. Gösterelim. Tamam. Oldu mu sen orayı tamamla. Tamam. Hadi kolay gelsin. Aman Allah'ım hocam merhaba. Ay 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 bu ne böyle çok güzel olmuş. Beğendiniz mi? Harika vallahi yani tam sürpriz oldu gerçekten.
Ay evet, tamam. Yani yakında siz de tuvallerde falan görürsek tuvallerin önünde hiç açmayalım. Süper. Siyah beyaz olacak. Siyah beyaz olacak. Çok güzel olmuş hocam. Harika ya. Bu bir yerden geçirme falan değil değil mi? Değil ha. Fotokopide Çin'de yaptığımız gibi ana hatları belirledim, deldim. Hı-hı. İnce ayrıntılarını bakarak çizdim. Çok başarılı. Yapamayacağım zannettim Mukadder Hanım. Önce bir Ayşe Hoca'nın şey aldım, böyle yapabilir miyim diye ondan bir güç aldım. Yaparsın işte. Yaparsın dedi bana. Ay çok güzel. Bir natimort muydu hocam, neydi? Evet. Armut resmi yaptım. Eşime gösterdim bu ne diye. O da armut dedi demek ki, dedim. Benziyormuş. Sonra işte ilk bunu yaptım. Çok güzel ama var ya. Harika. Onu da getireyim haftaya, o da güzel oldu. Tamam, sonradan, tabii ki beklerim. Bu hafta unutmuşum da. Bunu Mukadder Hanım set olarak yapmayı düşünüyorum ben. Ortasına Hazreti Mevlana'nın türbesini koyacağım, daha büyük bir tabağa. Ve Konya'daki eski camilerin hepsini kenarına tek tek tabaklara yapıp set meydana getireceğim. Sergi hazırlanıyorum ya. Süper olur. İnşallah gelirsiniz sergide de. Aa, inşallah. Ölmez sağ olursak mutlaka geliriz inşallah. Dilekçemiz kabul edilirse tabii. İnşallah, inşallah. Hocam gerçekten kendinizi aştınız. Evet. Bence bunda KonTV'nin rolü de büyük. Ya. Tabii. Ay, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel olmuş. Harika. Valla devam edin. Bence daha da çok geliştirin. Daha büyük tabaklar, daha büyük resimler, manzaralar bile bekliyoruz sizden. Evet, tamam mı inşallah. Hocam? Bugün ne göstereceğiz izleyicilerimize? Bunun kenar desenini çıkartmasını göstereceğim Mukadder Hanım. Şöyle zencelik desenleri vardı. Hani ben bunları elimde çiziyordum ya daha önce. Hı-hı. Göstermiştim size. Evet. Bunlar biraz daha karışık. Bunlara uğraşmayayım da desenden tabağa geçireyim diye düşündüm. Bu tabağın orta zemini boş olduğu için, ana zemini, orta kısmının, hı-hı, kenarına mecburen zemini dolu bir desen girmemiz gerekir ki ortadaki deseni tam olarak anlatabilelim. O yüzden şöyle bir desen seçtim, şu alttaki deseni. Bunu tabağa göre yuvarlamasını göstereceğim bugün. Tamam, hadi bakalım. O da çok önemli, evet, bir bölüm. Şimdi tabağın şu kısmını şöyle çizeyim ben biraz. Burası tabağın bir kısmı. Bunu şu şekilde kağıda aktardım ben daha önceden. Evet. O kısmını aktardık, ortasını bulduk, deseni ikiye böldük, çıkaracağımız deseni ikiye böldük. Burası ana hat, bunun üzerinden çıkacak yani desen. Anladım. Hı-hı. Sonra buradaki desenin de bakın ben şöyle kalemle çizdim, bunun da ortasını buldum. Tam ortasından bir çizgi çektim. Evet. Kenarını ona göre yuvarlayacağım şimdi. Böyle kenarından. Zor bir çok zor bölüm hocam. Zor da işte Mukadder Hanım dediğim gibi Ayşe Hoca'nın bana yaparsın demeseydi cesaretim yoktu gerçekten. Yıllardır ama düşünürüm resim yapmayı. Gerçekten. Ya, Beri yengeyle de kursumuz yan yanaydı. 3 yıl aynı yerde kurs verdik. Hocam daha neler yapacağız inşallah beraber. Hiç endişe etmeyin. Bende gravür kitapları da var. Evet. Çok güzel. Yani kendinizi tabii ki geliştirmek o kadar önemli ki. Şimdi Çini çok güzel. Tamam, evet, o ayrı mesele. O bizim geleneksel el sanatı. Geleneksel, evet, el sanatımız. Ama onu bu şekilde farklılaştırarak yapmak da çok güzel. Yani Çin'in ayrı bir sanat. Çin'i birleştirmiş olduk. Süper, süper, harika. Daha minyatür de düşünüyorum aslında ben. Tamam. Tabağın içine tamam, inşallah. Hepsini bekliyoruz. Hepsini bekliyoruz. Sizin çalışmalarınızı bekliyoruz inşallah. Berri yengenin kursuna gitmeyi çok istemiştim ben. Hı-hı. Haftada iki gün onun kursu vardı. Haftada iki gün yan yanaydı kurslarımız. Ama cesaretim yoktu. Yapabilir miyim ki diye düşün. Aslında büyük hata. Evet. Yani. Yapabilir miyim diye düşünmeyeceksiniz. Evet, ben bunu yıllar önce yaparmışım aslında. Değil mi? Değil, evet, evet. Neyse, zararın neresinden dönersen yani kârdır. Şimdi Mukadder Hanım, bu desenin ortaya çizdiğim çizgiyle, desenin ortasına çizdiğim çizgiyle parşömen kağıdındaki çizgiyi tam üzerine koyuyorum bakın. Şu alana kadar, görüyor musunuz? Evet. Şu alana kadar olan yerde birebir çizgi tutuyor. Gördünüz, evet, mü şuraya, evet, kadar? Evet, evet. Aynen tutuyor. Bakın şurada, aha, çizgi ayrılıyor. Buraya kadar olan kısmını çizeceğim. Aslında çok kolay. Bakın buraya kadar olan kısmını çizdim. Öyle, evet, de hocam yaptıktan sonra gerçekten. Şimdi ben de sizin elinizdeki laleyi gördüm, korktum. Hiç yapamayacakmışım gibi geliyor, evet, aslında böyle izlerken bilmediğimiz konular, bilmediğimiz dallar.
Ama elimize alıp biraz uğraştıktan sonra Allah'ın izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Neden olmasın? Evet. Niye yapamayalım ki? Hepimiz aynı doğduk. Yeter ki sevelim, isteyelim. Evet, İstemek çok önemli. Bakın buraya kadar şöyle çizdim. Evet, şu elinizi, sol elinizi biraz daha çekerseniz hocam. Şuraya evet. kadar çizdim bak. Buraya Aha. kadar çizgi tutuyor. Sonra bunu tekrar böyle aktarıyorum bakın. Çizginin olduğu yere doğru aktarıyorum. Evet. Bakın şimdi de şuraya kadar tuttu çizgi. Bu arayı da çizdiğim zaman bakın şu araları elimde birleştiriyorum artık. Çizgileri dikleştiriyorum. Bunu böyle taban kenarına yuvarlayarak gideceğim. Evet, biraz dikkatli olmak, Aha. değil mi? Evet. Biraz emek vermek yeterli olacak herhalde. Evet, çizgi tuttuktan sonra gerisi evet. kolay değil mi hocam? Bakın orası evet. döndü. Tam iyice şey yapamadım ama ben kamera ters tamam. girdiğim için. Tamam, döndü hocam belli. Şöyle bakın döndü gördünüz mü? Evet. Bunu böyle devam edip gideceğim, deleceğim. Tamam. Sonra tabağa geçireceksiniz. Çok güzel, kolay İkinci gelsin. İkinci bölümde bir sürprizim daha var size. Oo, çok güzel, harika. Tamam, kolay gelsin. Merhaba hocam. Merhabalar. Ay çok güzel hocam vallahi hepsi çok harika oluyor ya. Evet maşallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben önce işe bakıyorum hemen. Ben de iyiyim. Gale de iyi herhalde. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam. Sizleri görüyorum. Program içerisine gelince hele hele çok daha iyi oluyorum. Bir de izleyicilerimizden böyle güzel tepkiler geldiği zaman çok çok daha iyi oluyorum. Bozmasın inşallah. Amin inşallah. İnşallah hocam. Bugün çok hoş bir... Lale yapalım evet, dedik. Artık çiçek yapıyoruz. Güzel. Farklı farklı çiçekler Hı-hı. yapıyoruz ya her program. Çok güzel olmuş. Herhalde baya baya tekniği geliştirmeye başlamıştır insanlar yapıyorlarsa. Mutlaka. Ya onun da... seven, isteyen dedim ya sevmek ve istemek önemli diye. İlgilenenler evet. mutlaka yapıyordur. Şöyle yakından evet. gösterelim. Çok ben bir hoş. Tane de mor yapacağım yanına. Çok güzel. Sarı lale yaptık. Ha, ve çok yer kaplayan bir çiçek. Evet biraz iri. Bunu küçükleri inceyle de yapabilirler. İnce kurdeleyle. Ben kalın Mutlaka. Kurdeleyle yaptım. Şey daha iyi görünsün anlaşılsın diye. Diye. Ha, ha. Hayır bu şekilde kalın kurdeleyle çalışıldığı zaman da işte bohçalarda şeylerde panolarda falan ha, pano bu şekilde olabilir, kullanılabilir değil bir mi? Bir havlunun orta boşluğunu doldurabilirsiniz. Ortada Hı-hı. işlenebilecek yerleri var ya o kısmı doldurabilirsiniz. Evet. Kırlentlere mesela serpme böyle bir daire çizip mesela bunu dolanır vaziyette şöyle lale yapılabilir. Olabilir. Yani evet. uygarlanabilir. Hı-hı. Daha ince kurdeleyle de uygulayabilirler. Hı-hı. Kalın kurdelede daha hoş lale havasını daha çok verdiği için ben kalını evet. tercih ettim. Çok güzel olmuş hocam. Evet bir nasıl yapıyoruz? Deneyelim. Kaç milimlik kurdele lazım? Bu 24 milimlik bir kurdele bayağı kalın. Bakın parmakla göstereyim isterseniz. Evet. Gördünüz mü? Hı-hı. Yani milim olunca çok... 1,5 parmak neredeyse kurdele. Şöyle katladığımız zaman bakın bunun yarısı kadar kurdeleleri genelde kullanır insanlar. Hı hı. 12 milimlik. Bu biraz daha kalın. Onun için biraz zor oluyor. İğne de en kalın iğneyi kullanıyorum ama şu an o bile zor geçirdi. Yine de göstereyim ben. Basit ama tamam. yapılışı çok kolay. Bunu hı hı. biraz aşağıdan yapalım. Yukarıda aşağı dursun lalemiz. Biraz zorlanacağımı söylemiştim. Kolay mı hocam? Ama kumaştan geçiyor bakın, tabii. Bakın fark ederseniz Aha. delik çok şey. Evet. Kurdele çok kalın. Arkayı ben şey yapmadım, düğümlemedim. İlkini çıkıyoruz. Elde düzelterek yapılacak bir şey. Şimdi toplanıyor kurdele biliyorsunuz. Şey olduğu için, geniş olduğu için. Zaten özellikle toplanması da gerekiyor. Şekli o veriyor. Evet. Biraz elinizde şey yaparak geçirebilirsiniz. Yavaş yavaş oynatarak. Hı, oynatarak geçirebilirsiniz. Az öncekini aynı iğneyle yaptık ama bu kurdele daha şey sert. Bakın şöyle düzelterek parmağınızla. Önce ilk şekli veriyoruz. Sonra hemen yanından tekrar çıkıyoruz. Evet geniş kurdele çok yer kaplayacak. Hı-hı. İşte daha kolay da olacak kumaşların üzeri dedik ama Zorun. Bu sefer de geçirmek de zorlanıyorsunuz. Şöyle orta göbeği gösteriyorum. Hı-hı. Şimdi buradan buraya geçtik. Hemen o dibinden çıkıyorum bakın.
ortasını bir şekilde oluşturuyoruz. Tekrar yine aynı dipten batıyorum. Yakın yerinde. Yine parmağınızla desteklerseniz hem kaçmaz arkaya hem de düzgün çıkar. Bakın şöyle tutarak. Gördünüz mü? Orta göbeği oluştu şu an. Çok zor değil. Şimdi biraz aşağıdan alıyorum. Yani çanak yapraklarını yapacağım. Evet. Şu dışındaki yaprakları yapacağım. Bakın görünüyor herhalde. Yine aynı. Önce şeyi oynatın. Geliyor bakın. Alışıyor artık. Geçeceği yeri genişleterek. O da alıştı. Bakın. Şimdi bunu olta gibi bunun üzerine kapatıyoruz şöyle. Örülüyor sanırım. Şöyle kendinizi kameraya doğru döndürerek yaparsanız. Önce tarif edeyim sonra getireyim isterseniz. Tamam. Bakın göbek kısmı. Göbeğin üzerine kapatıyorum. Kapattıktan sonra hep şöyle ortadan batıyorduk ya şimdi. Böyle şimdi öyle değil. Kurdelenin şu uç kısmından batacağım bakın. Bir daha göstereceğim tekrar. Bakın. Şöyle kapattım. Şu kısım şöyle kıvrılacak bakın. Evet. Şöyle şuraya battığım zaman bu kısım böyle kıvrılacak. Evet, çektiğiniz zaman değil mi kurdeleye? Evet. Yan kısmına batıyoruz. Ben tekrar elim alacağım. Bakın şöyle çekilişini göstereyim de. Hocam elinizden görünüyor. Görünür sanırım, anlaşıldı. Evet. Tekrar şu aşağı kısma geliyorum. Mecburen artık bunda aşağıdan olacak. Aynı yerden girme şansımız yok. Koyu renk olduğu için kurdele kıvrımlar tam net görünmüyor ama sarı da çok net. Terk ederim o zaman tekrar. Ben öyle düşünemedim, kamerayı düşünmedim. Koyu daha iyi görünür gibi geldi açık şeyin üzerinde. Bakın aynı şekilde. Gene aynı böyle kapatıyoruz. Uca batıyoruz. Tekrar terk dış edeyim. Kenarına batıyoruz değil mi? Batıyor. Evet. Bakın üstüne kapadık yaptığımız göbeğin. Şuraya battığınız zaman bu yakası böyle kıvrılıyor. Gömlek yakası gibi düşünün. Evet, çok güzel. Hocam sizler yaparken çok kolaymış gibi geliyor ama bazı teknikleri elime hiç alıp denemedim. Bilmiyorum, yapabilir miyim? Yaparsınız. Gerçekten çok güzel. Yapıyor yani, öğrencilerimiz yapıyor gösterdikten sonra. Değil mi? Sonuçta bu da okul gibi, bakın detaylı olarak gösteriyoruz. Bazen öğrenciler diyor ki hocam, televizyondan daha güzel anladık diyorlar. Gerçekten. Kendimi de şimdi. Şimdi çok yakından net bir şimdi şekilde. Şimdi onlar yakın görünce ben böyle tek tek tarif etmiyorum tabii. Görüyorlar. Bak bu şekilde yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi burada tek tek hani görünmediğini düşünerek daha detaylı gösteriyoruz. Bakın şöyle ben göstereyim. Sarı da daha belirgin isterseniz şöyle bakabilirsiniz. Evet. Çok güzel hocam. Çok sapını göstereceğim. Çok basitmiş aslında. Yani bu yaprakların nasıl bu şekilde geldiğini insan ilk bakışta yani bilmeyenlerden dolayı konuşuyorum. Yani ben bilmiyorum nasıl yapıldığını. O yüzden zormuş gibi geliyor ama siz yaparken gerçekten çok kolay. Çok hakikaten kısa sürede çok yapılabilecek kolay. Bir şey. Bilal'e hemen çıktı. Çok güzel. Arkadaşlardan sonra sap kısmını da göstereyim. Tamam hocam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet hocam. Evet. Ne yaptınız? Şimdi, geçen haftaki çiçeğim, evet, iki gün boyunca çalıştım, hiç kalkmadım. Görevimi yerine getirdim. Şuraya bırakayım mı resmi? Bakmalar açısından. Evet, çok güzel bir yıldız çiçeği çalışması yapıyordu. Evet, ama nasıl göstereceğiz? Şunu çıkaralım. Bir dakika, yani gerçekten. Zaten yaptığınız resim epeyce oluşmuş. Evet, sağ ve işte resme bakarlarsa yapmaya çalıştım. Oh, harika, çok güzel. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, hocam. Gerçekten öyle harika olmuş. Maşallah hocam. İyi çalışmış mıyım öğretmenim? Kopya çekmiş gibi o kadar güzel olmuş ki. Ama içine girdim. Yani yaşayarak yaptım sayılır. Hani her bir seferinde Allah bunu nasıl yaratmış? Hepsi bir kopya gibi. Yani insan çok hayret ediyor gerçekten. Çok güzel hocam. Maşallah. Yani nazar olmasın. Sağ olun. Hakikaten, teşekkür ediyorum. Siz bu işin erbabı oluyorsunuz artık. Yani nasıl diyeyim, söyleyecek çok şey bulamıyorum, inanın teşekkür bulamıyorum. Ediyorum. Gerçekten çok güzel çok olmuş. Çok sağ olun Mukadder Hanım. Eminim izleyicilerimiz de aynı şeyi düşünecek.
Ve kursiyeriniz olmak için arayacaklar, telefonlar gelecek. Çünkü bir kez duyurduk, bir daha duyurmamıştık. Evet. Ona rağmen arayanlar olmuş. Evet. Yine bizim sıkı takipçilerimizden, izleyenlerden mutlaka telefonlar alacaksınız. Yalnız az önce bir hata ettik, dedim ki ben ondan bir buçuğa kadar bekleyebilirim cumartesi günü dedim. Oysa bu programı izlediklerinde zaten yarımda başlarsa saat 1.30 gibi bitecek sanıyorum. Hı-hı. Öyleyse şöyle yapalım. 1.30'dan 4'e kadar ben onları bekleyeyim. Çok iyi olur. Daha iyi olur. Tabii programı seyrettikten sonra müracaat için gelecek olurlarsa sizi orada bulamazlar çünkü. Evet. O şekilde düşünelim. 1.30'dan 4'e kadar olsun. Çok iyi düşündünüz hocam. Şimdi ben yaprağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Hı-hı, tamam. Bir el işi kağıdı aldım. Yeşil özellikle yaprağı daha iyi anlatayım diye. Yaprak gibi kestim onu. Şimdi burada tam ortadan ikiye böldüm. Yaprağın damarları var gördüğünüz gibi. Bakın, görelim şurada, hemen ekrana gelsin. Şurada damarlarımız var. Evet. Her bir seferinde bu damarlar nasıl yapılır? Hani ilk başta insan korkar nasıl yapacağım diye. Bakın şöyle damarları yaptığımı varsayın. Tam ortadan ikiye böldüm. Ve şimdi damar veriyorum. Bakın şöyle damar şekli verdik. Bunu yaptık. Evet. Bakın kırılınca her kırılan yer açık olur. Şu anda ışığı nasıl alıyor bakın kırılan yerler. Buraları mutlaka ya beyaz olacak ya sarı olacak. Kırıldıklarını belli edeceğiz. Evet. Ve her kırılmada bu ortada bir çukur oluştu mecburen. Hı hı. Şimdi onu nasıl hissettireceğiz? Bu tarafı kırıldı, bu aşağı tarafını açık yapıyoruz ve şu tarafa doğru geldikçe koyulaştırıyoruz şurayı. Yani her bir seferinde şu kırılan kısımlar açık, onların hemen altları yavaş yavaş koyu oluyor. Koyuluğa şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Her seferinde buraları koyu, yukarıları açık. Burası koyu, yukarısı açık, şu kısmı açık. Çok güzel, yani insan rahatlıkla nasıl yapıldığını anlayabilir. Bazen dönen yaprak olur mesela, onu bilemezler nasıl yapıldığını. Bakın şöyle bir yaprağın döndüğünü varsayın. Yaprak eğer döndüyse mutlaka burası ışık almıştır ve içeride kalan kısım koyudur. Koyudur. Dolayısıyla çalışırken burasını koyu çalışacağız. Hemen üzerinde beyaz incecik bir çizgi çizeceğiz. Bu yaprağın döndüğünü hissettirecek bize. Evet. Bu tarafta ışık kullanacağız. Hocam inanır mısınız? Yani resmi çok sevdiğimden midir nedir bilmiyorum. Evet. Şimdi tabağa bir elma dahi koysam onun ışığı nereden yansımış? Aldım? Neresi gölge? Neresi ışık? O zaman ona dikkat ne olur ediyorum, benim öğrencim olun bu kader onu. İnşallah. Yani. Başarılı bir öğrenci olacaksın. Gerçekten hep inceliyorum. Yani Berin hocama da başladım devam ettirmek nasip olmadı o zaman ama... Ya nasip ya inşallah. İnşallah Çok seviyorum çünkü resmi gerçekten çok Şimdi bakın seviyorum. O yaptığım söylediğim şeyi burada nasıl uygulayacağım? Hani dedim ya çizgilerini çizdim burada. Zaten aynı o el işi kağıdındaki çizgileri burada da gerçekleştirdim. Beyazla çizdim. Hocam bir saniye ekrana gelsin resmimiz. Evet. Geldi mi? Evet şu anda ekranda. Şimdi buraları bakın koyu. Bu kısımları koyu. Bakın her seferinde şuraları koyu. Sanki böyle bir kural gibi. Tabiatın, Allah hepsini bir güzellikte yaratmış. Evet. Mutlaka ki kuralları var. Bunun bir tanesini bilirsek yapamayız. Mümkün değil. Bakın her seferinde buraları koyu oldu. Tamam, bu ahenge uyduk. Hı-hı. Şimdi fırçamı temizleyeceğim. Tabii peçete almayı unutmuşum. Çok özür diliyorum. Fırçamı temizliyorum, sildim. Fırçamda boya kalmayacak çünkü siyahın her yere bulaşmasını istemiyorum. Evet. Bakın burada yeşiller var. Yeşille siyahı hafif hafif eziyorum. Yine aynı şekilde yeşille siyahı hafif hafif ezdim. Ama beyaza dokunmadım. Sonra siliyorum fırçamı. Beyazı da incecik yeniden bir tane daha beyaz alıyorum. Çok ince bir şekilde beyazı tekrar çiziyorum bakın. İşte böyle. Bakın nasıl belli ettim. Orada damar olduğunu hissediyoruz. Evet. Ve fırçamı tekrar silip alttan temizliyorum. Orada incecik çizginin olmasını sağlamak için. Bakın alttan temizleyince üst tarafta beyaz incecik kaldı. Sırrı bu. Çok güzel. Tamamdır. Harika. Bir kez daha geçebilirsiniz. Tabloyu şöyle tamamını bir alalım arkadaşlar. Çünkü
harika olmuş. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Sağ ellerinize sağlık. Evet. Bakın birebir aynı. Köşedeki küçük fotoğraf hocamın yaptığı resmin fotoğrafı. Hı-hı. Zaten bir fotoğraf resmi. İkisi arasında yani bir ressam fark yok, tarafından sadece fotokopide büyütülmüş gibi. En zoru budur zaten. Yani bir ressam tarafından değil de bir fotoğrafın çekimini resmetmek daha zor. Daha zor tabii bir ki. Bir ressam yapar, onu alırsınız. İyi çok yani az çok orada yolun nasıl gittiğini bilirsiniz. Ama hı-hı, burada tamamen siz ve resim baş başasınız. Hocam dışarıda doğada birebir canlı olarak fotoğraf ama resim yapmayı hiç düşündünüz mü? Tabii. Şu anda harika manzaralar evet, var sonbahar manzaraları. İşte her zaman yol ilerledikçe zaman yavaş yavaş oralara geliyorsunuz. Aklınıza onlar geliyor inşallah. Tamam. Onları da bekleyeceğiz inşallah sizden. Evet Fatma hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Sizinle burada stüdyo içerisinde saç yapımını, işte türban yapımını gösterelim diye arzu ettik. Ama okullar kapalı olduğu için biz bir türlü öğrencilere ulaşamıyoruz. Onu yapamadık, tedarik edemedik. Buraya getiremedik. Fakat nasip olursa sık aralıklarla yine şeyimizi, defilelerimizi yapacağız. Kendi öğrencilerimiz de olacak. Önümüzdeki pazartesi günü okul açılıyor. Yani hı-hı, o zaman öğrencilerle de sıkıntı çekmeyiz inşallah. İnşallah çok güzel. Evet öğrencilerimizden de gönüllüler alabiliriz zaman zaman. Ama ben sizden özellikle defileler istiyorum. İnşallah. Tamam mı? İzleyicilerimizin gözleri bir bayram etsin. Çok harika şık defileler istiyorum. Kayıtlar hala devam ediyor mu? Devam ediyor. 5 gün falan kaldı okulun açılmasına zaten. O zamana kadar devam edecek yine. Evet bu programımız cumartesi günü yayınlanacak. Ama hemen önündeki pazartesi. Okullarınız açılmış olacak. Açık. Neredeydi kurs yeriniz? Karşıhisar'da. Karşıhisar'daydı. Evet. Onu duyuralım tekrar izleyicilerimize. Karşıhisar'dayız bu yıl. Hı-hı. Geçen yıl Karmek Merkez binasındaydım. Bu yıl Karşıhisar'da başlıyorum. Hı-hı. Çok güzel. Şu anda kaç kişi kayıt yaptırdı? 25 civarı. Oo, epey var. Ne kadar alabileceksiniz peki? Şu anda tam çalışma yerimizi tam ayarlamadık. Yani şeylerimiz, aynalarımız, dolaplarımız, her şeyimizi belediye karşılıyor. Hı-hı. Ve onlar tam ayarlanmadı. Onun için de tam sayıya karar veremedim. Yani çok yorulmamı da istemiyorlar. Elinizden geldiği kadar az alın diyorlar. Ben diyorum ki yani illa... Yani verimli olamazsınız. Tabii, çok fazla öğrenci olursa çok fazla verimli olamazsınız. O yüzden 25 yeterli bence. Tabii ben de hani daha çok insanlara faydalı olmak istiyorum. Onun için öyle müracaat oldukça. Hı-hı. Ama bu sefer de çok kalabalık olduğu zaman diğer insanlara daha az verimli olacağız. O tabii da ki. Tabii ayarlayacağız ki. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin diyorum ben size de. Görüşeceğiz inşallah defilelerde zaman zaman böyle kurs yerinizde falan inşallah görüşeceğiz hocam. Evet. Konuğumuz beklemekten sıkıldı. Her zamanki gibi en son konuğumuza geliyoruz ama sebebini artık bizi izleyen, sürekli izleyen izleyicilerimiz biliyor. Çünkü önce hoca hanımlarla konuşmalarımızı yapıyoruz ki onlar biz konuğumuzla ilgilenirken işlerini yapa dursunlar. Hemen tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Serpil Çürükkuyu. 1979 Nevşehir doğumluyum. İlk orta öğrenimi ve liseyi orada tamamladım. Nevşehir'de yaptınız. Evet. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliğini kazandım. Çok 2002 güzel. Yılı mezunuyum. Şu anda hem Selçuklu Belediyesi ile hem de Selçuklu Halk Eğitim'de görev yapmaktayım. Harika. Şiş örgü, Brezilya nakışı, kurdele nakışı kursları veriyorum. Atölyem oldukça merkezi bir noktada. Nalçacı semtindeyiz. Perşembe pazarının olduğu atölyeniz noktadayız. De var. Yani bu kursların evet, haricinde bir de atölyeniz evet, var. Evet, herhalde altlı üstlüymüş. Evet. Bana biraz konuştuk sizinle. Evet. Üst tarafta kurs, alt tarafta atölye var atölyemiz galiba. Atölyemiz var. Evet. Orada satış yapıyoruz hem. Diğer kişiler ilgileniyor. Neler var peki? Yün, bujiteri, majör grubumuz yün üzerine. Şiş örgü kursu verdiğimiz takı da var için. Galiba. Bujiteri var, çorap, çamaşır, iç giyim de var. Daha sonra kurdele tabii ki. Kurdele nakışı olduğu için kurdele ürünlerimizi de bulunduruyoruz. Aa ne kadar güzel. Evet. O zaman öğrencilerinizin başka bir yere gitmeye gerek yok. En çok ondan memnunlar. Çünkü harika, sıkıntı çekmiyorlar. Bir metre istediğim zaman bir metreyi kestirip hemen gelebiliyorlar.
Ne güzel. Çarşıya gittikleri zaman tabii ki daha daha çok almak zorunda kalıyorlar. Ay bir daha gitmeyelim, gidip gelmeyelim diye. Veya ürün değişiminde problem yaşamıyorlar. Hemen değiştirip geri gelebiliyorlar. Çok onunla güzel. Satışın olmuyor. Haricinde peki neler yapıyorsunuz atölyede? Evet, atölyemizde genelde ücretsiz eğitim gene verebiliyoruz. İpini alanlara veya öğrenmek isteyenlere kurdele nakışı da verebiliyoruz. Üst katta ise kurs tabii ki. Evet. Halk eğitimine bağlı ve Selçuk Belediyesi'ne bağlı olmak üzere orada kurs veriyoruz. Ücretsiz gene. Hepsine nasıl yetişiyorsunuz Serpil Hanım? O kadar çok şey saydınız ki. Hepsine birden nasıl yetişiyorsunuz? Yani hem Selçuk Belediyesi ile hem halk eğitimin kurslarıyla ilgileniyorsunuz. Güzel, güzel oluyor. İlgileniyorsunuz. Üstelik eş ve annesiniz aynı zamanda. Evet, bir tane kızım var Hazal adında. Maşallah. Onunla da uğraşıyoruz bu arada. Allah bağışlasın. İnsan sevince el sanatlarını her şeye yetişebiliyormuş. Bu arada genç olmanızın da tabii ki büyük bir rolü var. Çok yani da genç değiliz ama. Yaş biraz ilerleyince biraz daha çabuk yorulacaksınız o zaman. Yorulmak istemiyorum o zaman. Yaşlanmak da istemiyorum. Ama çalışan demir paslanmaz. Evet, tabii. Gerçekten çalışan kadınlar bakıyorsunuz hep dinç, hep evet, ayakta. Evet. Emekliye ayrılıp bir köşeye çekilirse ancak o zaman hantallaşıyor. Yoksa evet, çalışmalar sürdüğü, devam ettiği sürece... hep dinç ve ayakta yok, kalıyor. Evet, çok güzel. Zaten emekli bayanlarımıza da biz artık diyoruz, oturmayın, gelin. Değil siz mi? Bu kadar zaman çalıştınız. Bakın artık belediyeler bu kadar ayırın, kurs açıyor. Evet. Halk eğitimlerimiz var. Kız meslek liselerimiz zaten var. Evet. Bunun yanı sıra bir de sizinki gibi atölyeler, Ayşe Hanım'ınki gibi sanat evleri, özel kurslar hepsi var. Yani evet, neden olmasın? Niye boş dursunlar ki? Hanımlarımız zaten tembel değil. Yok hayır, hayır gerçekten istiyorlar çok çalışkanlar. Büyük bir istek de var zaten. Hı-hı. Çünkü diyor bu zamana kadar diyor hep başkaları için zaman harcadım. Artık kendim Şimdi için harcayacağım için diyor. Evet, istiyorlar yani. Evet, neden olmasın? Hem yaptığınız işleri gösterelim izleyicilerimize tabii, hem de sohbetimize Hı-hı. devam edelim. Hı-hı. Hemen çok harika bir jile var. Burada bir sürü bebek kıyafetleri var. Benim de tabii yakında nasip olursa inşallah bir kız bebeğimiz olacak, torunumuz Hayırlı olacak. O yüzden çok ilgimi çekti. Hemen ilk önce bunları göstermek istedim ben size. Çok tatlı. Ben bunu bir kitapta görmüştüm. Evet. Çok da hoşuma gitmişti. Henüz yapmaya fırsat olmadı ama yapacağım inşallah. Çok güzel olmuş bir bebek jilesi bu. Evet. Daha küçüğü de örülebilir, evet, değil mi? Tabii tabii. Büyütebilirsiniz de küçültebilirsiniz. Hı-hı. Bu sizin elinizde. Peki bunların hepsini siz mi ördünüz Serpil Hanım? Bunların çoğu bana ait ama öğrencilerime ait olan ürünler de var. Evet. Örgü kursu da veriyorsunuz, evet, öyle mi? Evet, çiş örgü kursu veriyoruz Selçuklu Belediyesi ile birlikte. Ay çok Selmeci. Güzel, harika. O zaman Zeynep Hanım sayarken örgü evet, örgü de var demişti. Hı-hı. Sizden bahsetti evet, eminim. Evet, başka örgü veriyorum. Öğretmeni var mı? Yok, şu yok anda herhalde. Yok. Tamam. Ben varım. Çok güzel. Biz de kurs kayıtlarını alıyoruz. Kurs kayıtlar devam evet, ediyor. Devam ediyor bizim. Çok de. Hoş bir takım olmuş bu da. İpler elinizin altında mihriban gibi aynı ne kadar güzel. Ben de iplerle oynamayı çok seviyorum. Bir şeyler yapmayı, üretmeyi çok seviyorum. Hele bir de şimdi böyle yeni evet, çiçeği burnunda bir babaanneyken böyle güzel şeyler yapmak. Tabii istiyoruz, giydirmek hemen istiyoruz. Dikkatimi çekiyor tabii ki. Bize gelen öğrencilerimiz bir de farklı olarak ipleri tanıyorlar tabii ki. Hangi vücuda, hangi ipliğin kullanabileceğini, alerjik olup olmayabileceğini. Evet. Yani bebeklerde kullanılan ürünleri, bunları tanıyorlar. Hangi rengin kendi cildine gidip gidemeyeceğini, bunları falan da yanında öğretiyoruz. Çok güzel. İplerin içerisindeki bundan maddeleri sayabiliyoruz. Çünkü çok alerjik yapıya sahip bir yerdeyiz. Gerçekten Konya olarak da. Astım, bronşit bu tarz şeylerin çok olduğu bir yerdeyiz. Evet. Bunlar için biz onlara yardımcı oluyoruz. Mesela diyor ki benim astımım var. Yani evet, her şeyi giyemiyorum. Ben onu anlatıyorum. %30 oranında içerisinde yün var veya şu var veya bu var. Bu sizi kaşındırır, şöyle yapar. Bunları anlatıyoruz da. Evet, çok güzel. Peki bu konuda ayrı bir eğitim almış mıydınız? Eğitim aldım tabii ki üniversiteden. Lip teknolojileri örgü diye bir... de var çünkü tabii, belimizde. Aha, dalımızda tabii, örgü de var. Çok Hı-hı. güzel. O zaman... Bu bilgilerinizi izleyicilerimizle ben paylaşmak isterim. Tabii tabii. Siz de istersiniz herhalde. İnşallah, değil tabii mi? Tabii ki. Zaten biz paylaşmayı seviyoruz tek zaten. Tek amaç uğruna çalışıyoruz tabii, hepimiz. İnsanlara faydalı olabilmek. Tabii ki. Şimdi amacımız siz bu. Atölyenizde ve kurs yerinizde
sayılı kişilere belki ulaşabilirsiniz. Tabii ama ki. Bu programla çok daha yüksek sayıda kişilere tabii ulaşabiliriz tabii inşallah. O yüzden ben tüm bilgilerinizi izleyicilerimizle paylaşmak isterim. İnşallah. Bu yelek çok farklı geldi bana. Bunun örgüsü nasıl? Bu tığla yapılan bir tür örgü. Çok güzel. Evet, çok basit aslında. Çok yakından basit ve dikkatli bakınca. Evet, sık iğneler var. Olduğu için çok farklı evet görünüyor. Geçişli yünlerimiz var. Bebek ürünlerimizden birisi bu gene. Geçişli yünlerimiz var. Onları kullandık. Çok bu da basit. Eski bir model gene. Ve çok güzel olmuş. Evet, eski gerçekten bir model ama yeniye uyarlıyoruz her harika şeyi. Harika, evet. Zaman zaman Mihriban da aynı şeyi yapıyor. Çoğu zaman daha doğrusu. Elindeki bugün yaptığı örnek gibi çok eski bir model. O zaman nerede bir eski model bulursa izleyicilerimiz evet sizlere ulaştırsın. Biz modellerde her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz elimize. Hem kitaplardan yani mecbualardan yardımcı oluyoruz. Hem de kendi elindeki getirdiği ürünü de çıkartabiliyoruz. Çoğunlukla çıkarıyoruz yani. Çok yardımcı güzel oluyoruz o şekilde de. Çok güzel. Geleni gerçekten boş göndermemeye çalışıyoruz yani. Harikasınız. Çok güzel. Çünkü insanlar ip bakmaya ya da ip seçmeye geldikleri zaman bir firmaya beğendikleri örneğini nasıl yapacaklarını çoğu zaman tabii bilemiyorlar. Ya da o örneğe nasıl bir ip gidecek onu bilemiyorlar. Evet, zaten ilk geldiklerinde sordukları şey bu ipin örülmüş şekli nasıl acaba? Evet. Yani nasıl çıkacak onu öğrenmek istiyorlar. Hı hı. Biz de bunlara bakın yardımcı oluyoruz. Önümüz kış. Ne kadar güzel kapşonlu hırkalar örülmüş. Bunun örüşü şey mi? Tığla yapılıyor evet, değil Tunus mi? Evet, Tunus ilmeği diye geçer. Ne Tunus geçiyor? İlmeği. Tunus ilmeği. Evet, ismi farklı. Başı gagalı mil denir. Ay. Halk arasında daha çok. Başı gagalı mil falan denir. Evet, burada uzun Konya'da şiş o şekilde bahsedilebilir. Evet. Çok hoş olmuş. Çok kısa sürede yapılır zannedersem. Evet, evet, kalın herhalde değil evet mi? Evet, kadife bebek ürünü gene. Kadife, taşlanmış kadife diye geçer. Çok harika. Kapşonlu. Hı hı. Soğuk havalarda çocuğumuza giydirebileceğimiz çok güzel ve çok kısa sürede yapabileceğimiz evet, evet, çok güzel bir ürün. Ay aman 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 aman. Minik küçük hanımlara. Evet, bu küçük hanımlara, minik hanımlara içine güzel sıcacık kalın bir tane body ile evet giyebileceklerim. Soğuk kış günlerinde, soğuk havalarda minik kızlarımıza giydirebiliriz. Çok tatlı olmuş. Gayet basit, gayet kolay. Evet. Nereden başlanıyor bu Serpil Hanım? Alt, etek kısmından etekten başlanıyor ve bütün örülüyor. Aha, buraya kadar. Evet, daha sonra kesme işlemlerine geçiyoruz. İlmekler azaltılıp sonra evet yukarısı haroş olarak haroş veriliyor. Olarak en örüyorum son mu etek şeyi yapılıyor? Evet, en son. Fırfırı yapılıyor. Aha, etek fırfırı en son yapılıyor. Çok güzel ya. Üzerine işlemesi yapılıyor en sonunda. Aha, çok hoş. Çok daha farklı şekillerde süslenebilir evet tabii ki. Gelen o öğrenciler arasında bağlı şiş örgü için genelde dedikleri şey biz bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Biz ilmek atmadan başlıyoruz. Son atına kadar ilerliyoruz. Evet. Veya diyor ki ben örgü örmeyi biliyorum. Dersi düzü biliyorum, haroşayı biliyorum ama işte model koyamıyorum. Evet. Onda yardımcı oluyoruz. Hı hı. Veya diyor ki yaka kesmeleri en çok problem çektirdiler. Kol kesmeleri, kol kesin, yaka kesmeleri. Yaka kesin. Örgü örüyorsunuz ama kol kesimine geldiğiniz zaman yaptığınız bir hata hemen kendini belli ediyor. Evet. Biz o konularda daha çok yardımcı oluyoruz. Süpersiniz hocam. Nasip olursa bir İsterim okul da burada olacak inşallah. İnşallah. Mihriban'la beraber. Mihriban örnek, farklı örnekler getirip yapıyor sürekli bize. Biz de sizden bu konuda o zaman kursta tabii nasıl gösteriyorsanız tabii ki, izleyicilerimiz veririz için. Tabii. Tam da mevsimi çünkü. Evet, kış geliyor kış artık. Kış mevsimi geliyor. Konya'da ama soğuk geçiyor. Bu konuda yardımlar isteyeceğiz inşallah. Evet. Evet, bu kenarındaki şey fırfır. Fırfır ama şeyi farklı hocam. Ben daha bu daha farklı yün şeklinde olanlardan atkı falan örmüştüm ama aha bu çok daha farklıymış. Sanki merserize gibi evet, ince, ince yani. İnce. Organze tarzında yapılan bir flaş. İçinde yani özel sadece bir ipliği var. Onu çektiğiniz zaman o büzgü şeklinde kıvrılıyor. Evet. Fular olarak da kullanabiliyorsunuz. Biz bunu bebek aksesuarlarında da kullandık. Büyük evet aksesuarlarda da kullanıyoruz. Aha. Çok güzel olmuş. Bu da farklı bir jile olmuş. Evet. Bu bir minik hanımlara yine bolero. Bolerolar. Ben bunun önünün arkasını göstereyim. Gene merserize, batikli merserize. Yazın. İplerin çoğunu Mihriban sayesinde tanıdık öğrendim izleyicilerimizle beraber. Evet.
bu batikli merserizelerden bir şeyler yapmıştık değil mi Mihrivan'cığım daha önce? Mikrofon alabilir miyim Fatma Hanım? Paslaşın siz şimdi aynı mesleği icra ediyorsunuz. Birimiz geçen... alaylı, birimiz üniversiteden gelme. İkiniz de aynı işi yapıyorsunuz. Hepsi çok güzel. Mihrivan'ın işlerini de çok beğenirim. Ben o da çok tabii düzgün çalışır. O modeli hatırlarsanız geçen yıl örgü günü yarışmaları yaptığımızda bir yarışmada bu modeli yapmıştık. Yıldız modeli. Evet, evet. Kolumdaki ay, model hatırladım. Bundan şal falan çok yapıldı. Evet, değil mi? Necla en çok teyzenin de modeldi. Vardı. Buraya getirmişti. Evet, evet. Gerçekten öyle. Örgü günleri düzenliyorduk. Bilmiyorum rastladınız mı hiç? Evet evet biliyorum tabii. İzlediniz mi? Sizden de bekliyoruz o tür İnşallah. Şeyler. Ay 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 bu da minik beylerin hırkası. Evet erkek çocuklarına çok fazla bir ürün bulamadıklarını söyledikleri zaman biz yardımcı oluyoruz. Erkeklere çünkü çok fazla bir şey yok. Değil mi? Genelde bayanlar evet, kızlar cici şeyler olduğu için. Evet. Bu da çok şeker olmuş. Bu sene daha farklı olacak. Biraz daha pullu ipliklere yöneldiler. Daha evet. süslüler biraz daha bu sene. Oo çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet bu da çok farklı bir yelek örneği. Yakadan başlanmış. Evet bütün örülen dikişsiz. Hı-hı. Yakadan başlamalı. Düz örgü var, arttırma var ve ters örgü var. Çok güzel. Bunu da Necla Hanım görmesin. O da bebek yeleği uzmanı. Bizim bir tane daha arkadaşımız var. Evet. O da çok sık bebek yeleği yaptı. Anneanneler daha çok şey yaptıklar için Konya'da dürü deniyor. Hani anneanneler evet, hazırladıkları evet, Konya'nın için. Konya'nın dürüsü çok fazla. Evet. Hı? Onlar çok sık ziyaret ediyorlar bizi. Öyle mi? Evet. Torunumuza ne var diye. Çok güzel. Gene taşlanmış kadifeden. Nohut veya leblebi denilen bir model. Altı düz örgü. Aha, evet bunu da yakadan, nohut örneğini daha önce yapmıştık. Bunun yakadan başlaması da var. Bu aha. etekten başlama. Öyle mi bu etekten evet, mi başlandı? Evet etekten başlama. Bütün mü hocam? Hayır değil. Kolda değil dikişli. Dikişli. Hı-hı. Dikişli bir model bu da. Bu da çok farklı olmuş. Güzel. Kısa kollu bir ceket tarzında. Evet yaz döneminde giyebiliriz ilkbaharda. Önü bütün olarak da yapılabilir. Yapılabilir tabii. Misinalı şişlerle komple de yapılabilir. Hı-hı. Çok güzel. Ya anneanneler babaanneler gözler bir yaştan sonra görmeyince örgüye daha çok düşüyor. Ne yapsın? Ben şimdi kendime de pay çıkartayım oradan. Ben artık dantel yapamıyorum gözlükle bile yapamıyorum. Yani zorlanıyorum görmüyor gözlerim. 40 yaş üzeri bizi de korkutmayın. Göz bozukluğu olunca şimdi örgüler daha kolayımıza gidiyor. Hı-hı. Örgüler ilgimizi çekiyor. Hemen yapmaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel olmuş. Bu da yine erkek çocuğuna örülebilir. Evet. Bu bal peteği modeli diye geçiyor. Hı-hı. Türkan Şoray Kirpi'nin bir farklı sını, bir tekniğini değiştirdiğinizde elde edebileceğiniz bir ürün. Çok güzel. Bu da dikişli. Niye bu kadar çabuk geçiyorsunuz arkadaşlar? Vallahi izleyicilerimiz kısacak bizi. Biraz evet biraz şöyle yakından görsünler. Bu renk geçişli ipliklerde sıkıntıları yani renklerin ikinci parçasını yaparken aynı noktaya getirmeye çalışacaksınız. Evet o çok sıkıntılı gerçekten bunu daha önce ben de yaşadım. Evet onun için bizi tavsiye ettiğimiz şey bir bütün çalışma yapmaları gerekiyor. Ya yakadan başlamalı bir ürün çalışsınlar. Evet. Veya diğer türlü ısrar ediyorsalar dikişli bir ürün çalışacaklarında ipli sararak, eşit bölerek, keserek hı hı. çalışma. Bu da düğüm elde ederler. Evet. Serpil Hanım onu bir de şey oluyor. Onu bazen sevmiyorlar bu, ama. Bu tür iplerde ters sarılıyor herhalde fabrikada. Evet. Bazen öyle çıkabiliyor. Bittiği yerden başlayamıyorsunuz, başlayamıyorsunuz rengini. O çok kötü oluyor. Sarıp rengini bulup öyle devam ondan etmeniz gerekiyor. Ondan sonra devam edeceksiniz. Evet. Ama bazı ürünlerde şimdi yeni değişiklik yapıldı. Yani bittiği noktadan devam etme gibi bir olay yok. Tamamen farklı, zıt renkler kullanıyor genelde. Pembeler, güzel. Yeşiller, morlar güzel, karışık evet. olduğu için hani o renk oradaymış, bu renk buradaymış diye aramıyorsunuz. Devam edip şey gidiyorsunuz gibi, yani. Şey gibi herhalde Mihrivan, battaniye örmüştün ya sen, o onun gibi galiba Serpil Hanım bahsettiği ipler değil akıllı mi? Akıllı iplerden. O tüm örüldüğü için zaten benim yapmış olduğum. Tamamen aynı şekilde çıktı. Onda bir sıkıntı ama yaşanmaz. İşte ikinci ipe geçerken genelde sıralamayı takip edip mesela sarıda bittiyse sarıdan sonra gelen rengi bağladığınızda aynı şekilde devam eder. Yani hı-hı. akıllı iplerde tek sorun o oluyor zaten. Bir de hırka veya süveterle mesela hırka bile olmaz. Hırka evet. olduğu zaman arkadaki desen ince öndeki desen kalın çıkıyor. Evet. Genelde hocamızın dediği gibi yakadan başlanmış ya da tek parçalarda daha rahat oluyor yapması. Hı-hı. Ama bazen
onu denk getirip düğüm yapanlar da çok oluyor. Evet. Ama mesela hiç koparılmasa, önü ince, arkası kalın olmuş olsa öyle de çok şık oluyor. Yani mesela ben kendime yapmıştım arka, hiç oynamadım. Evet. Düğümsüz, arkadaki desen ince, öndeki desen kalın ama desen farkı olmuyor. Sadece incelik kalınlık farkı oluyor da ilmek sayısından dolayı. Evet. Öyle de olabilir, neden olmasın? Öyle de olabilir, artık zevk meselesi. Aha. Bazı insanlar rahatsız oluyor, yani ön arkası bir olsun diye o şekilde evet. Uğraşanlar da oluyor. Evet, bu konuda da böyle ipler konusunda da izleyicilerimize hep böyle bilgiler verelim. Bunun örülüşü nasıldı? Bu oklavayla yapılıyor. Oklavayla, evet. Tığ yardımıyla oklavayla kullanıyorsunuz. Oklavayla zor olmaz mı? Ya, küçük oklavalarımız var. Yani illa oklava değil. Yani yuvarlak bir alet diyelim. Yani bir boru. Hortum biraz daha yumuşak. Onu da kullanabilirsiniz. Taşıması daha kolay olur. He? Onlarla yapıyoruz. Güzel bir şey yani. Değişik oluyor. Çok hoş olmuş gerçekten. Evet, gene yazdık böyle liflerde açık. Liflerde de kullanılabilir. Gayet yumuşak. Yumuşak çünkü. Bebekte bir de çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden birisi. İlla 2,5 numara şiş kullanmaya kalkışıyorlar. Evet, eskiden ısrar hep öyleydi. Ediyorlar. Evet, eskiden diyorum hep öyleydi. Ki, sert olan hiçbir şey ısıtmaz. Evet. Yumuşak örün, bir de o yıkandığı zaman esneme payı oluyor. Onları tabii ki çekmesi lazım. Siz iyice sıkıyorsunuz. Birbirine giriyor. Daha bu çok sefer. Kilitleniyor, çok sert oluyor ve bebeğin cildini sarmadığı için ileride duruyor. Bu sefer ısınmasını sağlamıyor. O sadece üzerinde bir aksesuar gibi bir şey oluyor. Evet. Yani amacını aşıyor açıkçası. Evet. Doğru. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki üzerindeki yazan şişle örün lütfen. Bazı ürünlerde birebir üzerine yazan ama kendim deneyip de hayır bu şiş buna uygun değil dediğim zaman da oluyor. Bunu şununla örün. Mutlaka zaten bize soruyorlar kaç numarayla öreceğiz. Mutlaka soruyorlar. Biz onlarda da yardımcı oluyoruz elimizden geldiğince. Ama biraz yaşlı grubumuzda çok inatçılar. Onlar artık 2,5 numaranın üzerine çıkamıyorlar. Aynı sorunları sen de yaşıyorsun Mirvan. Mesela en basitinden hani kalın bir mesela ince bir yünden bir tane bebek yeleği çıkıyorsa kalından o çıkmıyor. Ve ayrıyeten de ince şiş kullandıkları zaman mesela iki tane İp bile gidebiliyor çünkü sıkı örgü daha fazla gidiyor. Tabii. Ve hem de sıkı oluyor, kullanışlı olmuyor, sert oluyor. Evet. Onu biz de çok yaşıyoruz. Vazgeçiremiyorsunuz ama değil mi? Ama mesela yaptıktan sonra hoşlarına gitmediği zaman vazgeçenler de oluyor. Seninki değil kadar mi? Yumuşak olmamış diyorlar. Ama yeni nesil kalın şişlere alıştı. Alışık. Kalın tığlar, kalın şişler. Bir de zevkli örülüyor. Çünkü renkli renkli şeylerimiz çıktı. Daha çok bitiyor. Renkli bir de yani şişlerimiz de renkli renkli. Hoşlarına gidiyor. Niye öreceksem diyor bununla öreyim ki diyor. Renkli örerim. Değil mi? Yani fıstıklar, turuncular, yeşiller her şey var yani. Her şey var. Bunlarla şimdi. Öreyim diyor. Daha doğru. Güzel diyor. Çok güzel. Evet, hemen panomuzda bir tane daha bir bebek yeleğimiz var. O da sadece haroşayla örülmüş. Zannedersem evet. Köşeden başlanmış. Köşeden başlanıyor, bütün çıkıyor. Yani bunlarda mesela akılları falan kullanmak çok sıkıntı yaratmaz. Değil mi? Çok evet. Daha şey rengarenk, cıvıl evet, cıvıl, cıvıl olur. Cıvıl olur. Kurbeze yaka iyi geçer. Çok güzel. Harika olmuş hocam. Bunlar hepsini siz mi ördünüz? Benim ördüklerim de var. Öğrenci gruplarım var. Onlardan yardım alıyoruz. Yardım ediyorlar bana. Ay, düşecek olmadı. Bu da çok güzel olmuş. Ben bu yeleği de çok beğendim. Hepsi çok güzel. Evet. O ayrı mesele ama biraz daha farklı olanlar var çünkü. Bu da yakadan başlama. Kollar sanki kollarda daha değişik gibi. Volan var. Arttırma yapıyoruz. Volanlar hoşluk vermiş evet, işte. Tabii ki alt kısmında çok farklı bir şey yok. Renk geçişleri var sadece ama üst kısmında volan yapması o değişik durdurmuş. Aslında o volan eteğe de konulabilirdi hocam. Evet, modelimiz de düzdü. Biz alt kısmına düz geçirdik. Modelin bakın siz benden kısmında, size bir fikir. Aynı volanı aşağıya da koyabilirsiniz aslında. Modelimizin alt kısmına bazen bakıldığında burada sanki özellikle bol örülmüş gibi falan veya örememişler falan diyorlar. Aslında öyle değil. Modelimizde buralarda ikişer kere dolayıp boşaltmalarımız var. Ha, evet. Böyle hafif şeyler, verevlikler versin diye. Alalım hemen orayı arkadaşlar. Evet, alt taraf. Neden öyle yapılmış? Hafif? Volanlar veriyoruz burada. Volanlar verilsin diye. Volanlar verilsin diye. Evet. Bol mu ördünüz falan diyen oluyor. Hayır değil diyoruz. Modelden kaynaklanan bir şey. Evet, çok güzel. Çok hoş olmuş. Bunlar dergilerden çıkan ürünlerin çoğu. Dergilerden çalışmalarımız oluyor. Al işte minik hanımlardan yani bir tanesi taraf. Daha. Onun bir tanesi düğmeli. Evet. O düğme artık aksesuar olarak aksesuar herhalde. Aksesuar olarak. Ön tarafına da yine şuraya bir çiçek falan yapılır. İşte ya da o düğmelerden evet, yapılabilir. Süsleme yapılabilir. Değiştirilebilir. Zevkine çok bağlı güzel. Herkesin. Biraz önceki modelin
ipi değişik olduğu için daha farklı olmuş. Şurası pirinç mi hocam? Evet, üst kat pirinç. Alt düz örgü. İçinde, ama ipi değişik. Evet, kırçıllar olduğu için orayı da farklı durduruyor. Çok güzel. Ya bebek ürünlerinde iplerimiz müthiş. Gerçekten güzeller yani. Değiştirildi. Bebeklerin cildine uygun ürünler çalışıldı. Çok güzel. Bu güzel yani. İlerliyor. Evet. Bir de insanlar seviyor. Örmeyi seviyorlar artık. Bir hobi olarak da olsa veya bir kazanç olarak da yapıyorlar. Bunu tabii biliyorlar. Daha da ilerletiyorlar. Evet, çok güzel. Hele hele bir de böyle fırsatlar yaratılınca, evet. Kurslar açılınca, işte ipleri satın aldığımız yerlerde bu tür öğretiler olunca insanlara daha da çok iştah geldi. Daha çok zevk ve şevk geldi. Gerçekten her şey daha kolaylaştı, daha güzelleşti. Eskiden ipler, bakın ben trikotaj öğretmeniyim. Önceden bizim zamanımızda çok fazla çeşitli ip yoktu. Evet, makine yönüyle genelde çalışıyordunuz. Makine yönleriyle. Diğer bildiğimiz işte belirli birkaç markanın belirli ipleri vardı sadece. Ama şimdi o kadar farklı, o kadar güzel ipler var ki. Çeşitli tabii. Hiç örgü örmesini bilmeyenlerin bile örgü öresi geliyor evet, yani. Evet, hoşlarına gidiyor. Gerçekten çok güzel. Alın işte organik bir ip çıkmış. Onu Serpil Hanım biliyordur mutlaka. Mesela bu ipimiz de antibakteriyeldi. Bebek ürünleri içerisinde bu antibakteriyeldi. Gene antibakteriyelin bir ürünü. Evet, çok hoş bir pelerin. Pelerinimiz var. Çok cici olmuş. Yani ben hazırlamıştım ama bir tane pelerin, bizimki biraz büyük yani neredeyse 4-5 yaşında anca giyer. Böyle henüz minikken daha giyebilmesi için yapılabilecek. Evet. Yakasının da yuvarlak olduğundan dolayı hem boğazını kapatabilecek bir kostümde hem de kafasından boğazlı. Kolay geçiyor. Evet, çok güzel olmuş. Çok harika. Pek çok ipliğimizde zaten kök boya kullanılıyor. Boyasında da bir problem çıkmıyor artık. Sanayi değil de kök boyalarda kullanıldığı ipliklerimiz var. Harika. Evet, yine çok güzel bir hırkamız var. Evet, bu hırka kızımın. Öyle mi? Ben de diyecektim zaten onu kız ördüm. Çocukları için. Çünkü alt tarafı fırfırlı. Özellikle. Rengini çok... kendisi seçti. Modelini de kendisi seçti. 6 yaşında ama biraz fena. Şimdiki çocuklar zamanı. Evet. Kendileri kendi beğeniyorlar. Seçti, kendi beğendi. Çok güzel yapan, zevkliymiş. Evet. Zevkli olacak kızınız. Gerçekten anne bunu da götür televizyona hoş. Lütfen dedi. Tamam dedim, getirdim. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Güle güle giysin. Teşekkür gerçekten ediyorum. Çok şık ve sıcacık. İpin kendisi mi bu kadar kalın yoksa? İpliğin kendisi kalın. Kalın bir iplik ama %30 oranında içerisinde yün var. Evet. Onun için tercih ettim ben. Böyle çok kalın şeyler giymekten hoşlanmıyor. Mesela önünün üzerine giyip kaçayım hemen. Evet. O tarz şeylerden hoşlandığı için ben direkt giysin çıksın. İlkbahar, sonbahar özellikle onu istedim. Onun için biraz sıcacık, da kalın bir ürün çalıştım. Sıcacık tutar. Yani elime aldığım zaman şöyle hissettim. Biz kendimize de örelim ayol bunlardan. Bekleriz, neden buyurun. Olmasın değil mi? Kendimize tabii de ki. Örelim. Tabii ki. Çok güzel çünkü. Evet, daha birçok burada örgümüz var. Kurdele nakışlarımız, Brezilya nakışları falan var. Onlarla devam edeceğiz. İşlerimiz o kadar çok ki büyük bir bölümünü gösteremeyeceğiz herhalde. Ama hocalarımızın hemen şöyle son olarak yaptıkları işlere neler söyleyecekler. Ona bir bakalım. Ondan sonra kalan zamanımızda Hoca Hanım'ın, Serpil Hanım'ın işlerine devam edelim. Gerçekten çok güzel işler vardı değil mi hocam? Evet, güzeldi. Hepsi çok harikaydı. Farklıydı. Örgü güzel zaten, ben seviyorum. Benim hobim de örgü. Bunlardan hiçbirini evde yapmıyorum ben. Gerçekten mi? Sadece öğrencilere gösteriyorum. Boş kaldım mı ben uzanırım. Yattığım yerden de örerim, onu da söyleyeyim. Ben de örerim. Ben de örerim yatarken. Çok bakmadan güzel. Da örerim onu. Çok hoşuma gidiyor. Beni dinlendiriyor. İnsan örerken konuşuyor herhalde kafasıyla. Böyle dinleniyor insan. Evet, kafasında. Gerçekten öyle. Zaten psikologlar hep tavsiye ediyorlar. Özellikle el sanatlarının her bir bölümünü. Evet. Ama örgü biraz daha kolay bittiği için herhalde çabuk bir şeyler elde edebiliyoruz. O hepimizin hoşuna gidiyor. Belki kullanacağımız şeyler olduğu içindir. Hoşuma gidiyor benim. Evet hocam. Ben hemen gövdeyi tarif edeyim. Tamam. Süremiz az kalmış. Bakın şu gövdeyi atıyoruz. Bunu iplerle de yapabilirsiniz. Bir şeyi bükerek. Bakın kurdeleyi büküyorsunuz. Gördünüz mü? Bunu dikebilirsiniz de şu ara kısımlarından, bakın sabit hocam, olması için. Şöyle ben biraz kendinizi döndürüp de kameraya doğru. Bakın şu aralarından sonra attıktan sonra dikilebilirdi şu kısımlarında. Elden gene göremedik. Yine gözükmüyor. Ben geçireyim. Sol geçirdikten eliniz, sonra sol eliniz engel tarif oluyor edeyim. Hocam. Tamam.
Bakın 12 milimlik bir kurdeleyle yapıyorum şu an bunu. Bakın şöyle geçirdim. Şimdi bu hareketli. Görüyorsunuz. Evet. Aha. Bu aralarına şu kat döndürdüğümüz yerden aralarından kendi renginden iplerle bunu dikebilirsiniz birkaç yerinde. Aha, şu an ben dikmeyeceğim. Bir tane yaprak atımını göstereyim. Hı hı. Bir de bu arada bizim kayıtlarımız hala devam ediyor. Ha, çok güzel. Zemburi tesislerinde nakışımız vardı. O nakışı sanırım yer değiştirecekler. Karfet, İşkalaman tarafını alacaklar. Siz Karkent'teydiniz değil mi hocam? Evet, Karkent'teyim. Benim kayıtlarımda oldu. Karkent'i alacaklar. Karkent'teki takı tasarımını da Zemburi'ye alacaklar. Merkeze alacaklar. Yani takı tasarımıyla ilgilenen insanlar varsa... Evet. Merkeze... biliyorsunuz Zemburi'de şeyde... Kayalı Park civarında, Şems Parkı'nın yanında. Hı hı. Çok yakın bir yer. İlgilenenler varsa duyurulur. Kayıtlarımız hala çok o bölümlerde güzel. Devam ediyor. Bakın şu şekilde. Formatı verişini de göstereyim. Şöyle hafif bükerek... Ucundan normal geri dönmeyi yaptık. Evet. Birini düz yaptım şu şekilde, onu bilebilirler. Şu yanı gösteriyorum. Çok güzel. Bunu da hocam. Aynı şekilde şu aralarından dikerek kullanabilirler. Çok daha sağlam güzel. Olur. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür çok sağ olun. Ediyorum. Sağ olun. Evet hocam. Sürprizim. Bir sürpriz daha. Evet. Mevlana Türbesi ve Mevleviler var burada. Evet, semazenler çok var. Çok güzel olmuş. Evet, semazenler var. Çok harika. Çok güzel hocam ya. Gerçekten çok başarılısınız. Bunu asla ve asla... bırakmamanızı ve ilerletmenizi, devam etmenizi diliyorum ben. Şu da çıkarttığım desen mukadderem. Şuraya kadar yapmıştık. Bakın yuvarladık. Dediğim teknik sadece şu ortadaki çizgiye dikkat edilirse hem fotokopide hem buraya çizerken böyle hı-hı. kendiliğinden yuvarlanıyor zaten. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Daha çok daha farklı tabaklar bekliyoruz sizden. İnşallah. Tamam. Evet Mihriban'cığım. Ay evet, aman Allah'ım şunlara bakar mısınız? Ne kadar tatlı olmuş, minik minik. Biraz önce başladığında o. Eşini evet, de örmüşsün sen. Hiç böyle problem. Şimdi alt kısımda iki sıra ördük tabanını ve üstüne geçiş görsünler, kısmında şu şekilde. Onu görsünler Mihriban'cığım. Evet. Bakın şu zincirdi zaten. Zincirin iki yanına doldurduk. Bu köşelerde artırdık ve bir sıra dolandık. Üst sırasına geçtiğimiz zaman da başını doluyoruz ve bu dolgunu üzerine batıyoruz. Hatırlarsanız evet, kışın bir yeşil evet, şapka evet. örmüştük. Aynı evet. onun gibi. Sadece bu sırada bakın. Dolgunun kendine batıyor. Tabanı üzerine. Oluşturabilmesi açısından değil evet, mi bu? Evet. Ördüğümüz kısım tabanda kalıyor. Bu üst kısma geçmiş oluyoruz. Bakın şu şekilde önden batıyoruz. Arkadan alıp. Arkaya çıkıyoruz. Şu şekilde. Bu sıra bu şekilde gidiyor. Üstüne geçtiğimiz zaman da bu eksiltme yapacağız yani. Hepsine batmayacağız. Kısaca orayı da anlatayım. Bakın üst sırada da zaten bu son sıra oluyor üstüne geçtiğimiz kısım. Şimdi bir tane buraya batıyoruz tam dolgunun üzerine ve bir tane atlıyoruz ileridekine batıyoruz. Ha, evet toplayabilmesi açısından evet. değil buraya mi? Buraya iki tane arka arkaya batıyoruz tekrar bir tane atlayıp bir ileridekine. Bu şekilde iki tane batıyoruz, bir tane atlıyoruz yani. İki tane normal topluyoruz. Örüyoruz, sonra üçüncü de atlıyoruz evet, bir tane. Evet, üçüncüyü bırakıp tekrar diğerine ikili olarak devam ediyoruz. Ve tamam. bu şekilde üst kısmını topluyor. Bu toplamış daha sonra oluyoruz. Da şu kenar kısmını örüyoruz. Orada da üç, iki dolgu artık patiğin büyüklüğüne göre. Evet. Ben burada dört tane yaptım. Küçük olduğu için mesela iki tane de yetebilir. Hatta zincir de olabilir. Ayağından çıkmaz mı bu Mihriban? Hani şu ön tarafı çok fazla geniş değil, çok şu açık. Şurası topladığı için, üst kısmını çıkmıyor, topladığımız için çıkmaz. Çok güzel. O da olabilir. Bebe lastiği de olabilir. Bir sıra geçebiliriz. Evet, evet o da olabilir. Çok güzel, çok teşekkürler. Tabii. Sağ olasın. Ayşe hocam var mı senin Hayır, başka tamam. bir şey? Ben bitirdim resmimi. Fatma hocamla biz saç bakımından falan bahsedecektik ama bugün... Konuğumuzun işleri o kadar çoktu ki yarısını zaten götürecek gösteremeden. Daha sonraki öğrencileriniz bir başlasın hocam. Pazartesi günü kurs başlayacak evet, dediniz. Evet, pazartesi başlıyor. Biraz elleri yatıklaşsın. Alo diyelim birbirimizle telefonlaşalım. Hem orada saç yapımını, hasır örgüler falan göstereceğiz değil mi? İnşallah.
Ondan sonra hem de pratik saç bakımlarını. Özellikle kepek için bir şey söylemiştiniz. Hemen kısaca onu bir söyleyin. Program arasında bana söylediniz. Kepeklerin için şifalı bitkilerden de faydalanabiliriz. Yani saça uygun şampuan, saça uygun bakım yapılması lazım. Kullanılan tarakların iyi seçilmiş olması lazım. Kaliteli olması lazım. Kepeklenme için ya da yağlısa saçlarda bildiğimiz her evde bulunur. Kekik suyu kaynatılıyor. Aynı çay yapılıyor. Yani kekiği biraz kaynatıyoruz mu, demliyor muyuz? Kaynatılıyor biraz. Biraz kaynatıyoruz. Biraz kaynatılıyor. Aha. Sonra demlendikten sonra ılıdığı zaman süzülüp saça pansuman yapılıyor pamukla. Ve pamukla o şekilde pansuman duruyor. Saç diplerine pamukla, evet, pansuman yapıyoruz. O kepeklenmeye birebir. Kepeklenmeyi önlüyor. Evet. Peki, yok, gideriyor. 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 Peki ne kadar aralıkla yapmamız gerekiyor bunu? Haftada bir, haftada iki gün kepeğin çokluğuna göre yapılabilir. Yapabiliriz. Peki o pansumanı yaptıktan sonra saçımızı yıkayacak mıyız, yoksa öyle gerek mi yok kalacak? Gerek yok. Şifalı zaten.